sana 11 bin aboneye özel bir soru cevap. Çok keyif alıyorum ajanda hakkında konuşmaktan. Kimyadan hiçbir şey anlamıyorum hemen. Hangi alanı seçmek istiyorsun? Ortalaman kaç, sınav ortalaman nedir? Merak ettiğiniz bütün soruları cevapladım. Herkese merhaba, herkese selam tekrardan. Kanalıma ve yepyeni video hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir video çekiyorum. Ve bugünkü videomuzun konusu da başlıktan da anlayabileceğiniz üzere soru cevap. Bu soru cevap aslında 10 bin aboneye özel bir video olacaktı. Ama 10 bin abone olduğum zamanlarda çok yoğun olduğum için sizden soruları isteyememiştim ve çekememiştim. Şu anda da 11 bin abonem var ve biraz da aslında 11 bin aboneye özel bir soru cevap videosu oldu. Soruları kendi Instagram hesabımdan istedim. Kendi Instagram hesabım şurada var. Takip edebilirsiniz çünkü hani normal video haricinde de ayrıyetten soru cevaplar varsa yayınlar, bir sürü şey yapıyoruz Instagram üzerinden. Ayrıyetten orada bir sürü Reels paylaşıyorum. Onlara da bakabilirsiniz. Tabii ki isterseniz herhangi bir zorlama yok. Ve bugün dedim ki soru cevap çekelim. Zaten soru cevap kısmını açtım. Yani sizden sorularınızı beklediğimi söyledim. Ve soru cevap kısmını açtığımda 100 tane soru varsa 95'i full aynı soruydu. O yüzden de en çok merak edilenleri ilk önce cevaplayacağım. Daha sonrasında onları merak edenler gittikten sonra da yalnız kalabiliriz. Şaka. Şimdi merak ettiğiniz bir sürü şey var. En önemli iki tanesi var bence. Ve çok merak ediyorsunuz normal olarak. Çünkü hayatımı belirleyecek şeylerden biri. Birincisi, hangi alanı seçmek istiyorsun? Bunu çok düşündüm. Gerçekten çok düşündüm. Hani konuştum daha benden büyüklerle ve bilmiyorum aslında hala değiştirme hakkım var ve değiştirebilirim, emin değilim ama seçtim. Eşitarlık seçtim. Zaten birçoğunuz tahmin ediyorsunuzdur ki ben de zaten eşitarlığa yönelik konuşuyordum ama sayısalda da istediğim bölüm var gibi ve dilde de var. Sözelde Allah'tan yok. Yani bir tane şıkkı eylemiş oluyoruz ama şu anda verdim formumu ve formum eşitarlık yönünde. Hayırlısı diyelim. Hepiniz merak ediyordunuz. Zaten hani 11. sınıfta da artık 11. sınıf eşit ağırlık ders çalışma günü videosu altında böyle videolar çekeriz. Bilmiyorum, çok heyecanlı bir durum. 2 yıl boyunca eşit ağırlıktan hazırlanacağım. Biyoloji, kimya, fizik asla görmeyeceğim. Ve edebiyat, tarih, coğrafya göreceğim sadece. Bilmiyorum. Yani çoğu insan hani ilk önce sayısaldan dene, daha sonrasında eşit ağırlığa geç. Hani sayısaldan eşit ağırlığa geçmek daha kolaydır deseler de eşit ağırlıkta istediğim alan var ve eşit ağırlıkta bir şeyler yapabileceğime inanıyorum. Ama şöyle bir şey daha var. 15 yaşında buna daha nasıl karar verdim bilmiyorum. Yani 15 yaşında 20 yıl boyunca yapacağım mesleği seçiyorum ve çok saçma bir şey ama eğitim sistemimiz böyle, seçmek zorundayız. Umarım pişman olmam diyeyim ve hayırlısı. Bilmiyorum. Yani merak etmiştiniz. Eşit ağırlığı seçtim. Diğer sorumuz ise, notlarını gösterdiğim bir video çeker misin? Sınavların nasıl? Ortalaman kaç şu anda? Ortalaman kaç? Sınav ortalaman nedir? E-okul notlarımı gösterdiğim bir video çekeceğim. Bundan önce gelmiş de olabilir. Bundan sonraki bir ya da iki video sonra da olabilir. Ondan emin değilim. Bugün onu da çekeceğim. Çünkü onu da merak ediyorsunuz ve onu da çok fazla istek geliyor. O yüzden onu da çekeceğim. Bundan önce ya da sonra olabilir bilmiyorum. Ama sınav notlarımı burada hani söylemeyeyim. Çünkü video çok uzar. Onun için apayrı bir güzel video çekmeyi planlıyorum. Ama ortalamamı söyleyebilirim. Takdir mi alıyorsun, teşekkür mü alıyorsun? Ortalaman kaç? Hangi alanı seçeceksin? Zaten bu 3 soru bu videonun ana konusuydu. Ortalamam şu anda tamı tamına 85-800, yani 86 civarında ve doğal olarak da takdir alıyorum. Bu sene benim için gerçekten çok yorucu ve zor bir yıldı yani. Yani 10. sınıf dönemi ve ilk defa böyle hani ağır sınavlara girdim. İlk defa öğretmenlerin gerçekten acımasızlığını tattım. Ve performans notlarından da bayağı bir yakındım. Yani düşündüğümden çok daha düşük performans notları aldım. Dersteki katılımıma göre. Özellikle edebiyat ve kimyada gerçekten çok üzüldüm. Çünkü kimyadaki bir sınav, bir performans notumun 100 olması gerekiyordu bence. Bu neden E-okul notlarını konuşacağız ama hani bence 100 olması gerekiyordu. Ve hoca bana 85 mi 70 mi ne vermiş. Ya da edebiyat notumun da 100 olmasını beklerdim ama 90 vermiş hoca. Hocaları asla sorgulamak değil amacım. Şimdi eğer ki herhangi bir hocam izliyorsa asla sorgulamak değil amacım ama hani hak ettiğimin bu olduğunu düşünmüyorum. Takdir alıyorum. Mutluyum bunun için. Merak ettiğiniz bütün soruları cevapladım. Şimdi o soruları merak edenler öğrendi cevaplarını. Diğer sorulara geçebiliriz. Diğer sorular bir tık daha size tavsiye vereceğim sorular ya da merak ettikleriniz gene. Ders çalışmayanlara ne önerirsin? Ders çalışamayanlara ne önerirsin? Kendilerini nasıl motive etmeliler? Bunu çok fazla soruyorsunuz. Hani kendimi asla motive edemiyorum. Hani ders çalışma isteğim asla gelmiyor. Bence ders çalışma isteğinizi getirecek ilk şey yani plan yapmanız.
Bir plan yapın ama bu planı çoğu kişi yanlış şekilde yapıyor. Mesela yazıyor 50 tane paragraf, 100 tane matematik, 50 saat kimya, hani bu tarz abartılı rakamlar ve abartılı saatler koyuyorsunuz hedef olarak kendinize ve bence soru hedefi koymayın. Bence saat hedefi koymayın. Ben genelde 1,5 saat çalıştığımı söylüyorum ama bu 1,5 saat belki ben bu 1,5 saatin sadece yarım saatini çok verimli geçiriyorum. Birisi de mesela atıyorum 1 saat çalıştığını düşünüyor. Bana göre daha az ama o 1 saatini gerçekten verimli olarak kullanıyorsa gayet iyi bir şeydir. Saat hesaplaması yapmıyorum ama derse oturduğumda kalktığım arasındaki ve dinlenme sürelerimi çıkartarak 1,5 saat ya da 2 saat diyorum size. Yani saat hesaplaması ve soru hesaplaması yapmak şu dönemde eğer ki 11 ya da 12. sınıftaysanız saçma. Çünkü 11 ve 12'de genel olarak herkes dershaneye gidiyor ve zaten oradan soru sayısı isteniyor. Ama eğer ki onlarca 9. sınıfsanız, 10. sınıfsanız soru hesaplaması yapmayın. Gerçekten yapmayın. Ya da soru hedefi de koymayın. Kendinize böyle rakamlı bir şeyler koymayın. Kimya çalışacaksın. Çalışınca da orayı çizin. Ama azıcık şöyle bir okuyayım da geçeyim gibi değil yani. Hani gerçekten adam akıllı çalıştıysanız oranın üzerine çizin. Ve kendinizi motive etmeniz için şöyle düşünün. Ben bunu sınavlarda da düşünüyorum. Daha büyük sınavlarda da düşünüyorum. Bunlar elbet bir gün bitecek. Yani ikinci sınavlar mesela asla bitmeyecekmiş gibi geliyordu ama ikinci sınavlar sırasında aldım ajandamı önüme. Ara tatilde nerelere gideceksem, hangi planlarımı yaptıysam hepsini böyle tek tek yazdım. Ve onlara baktım ya, onlara baktım. Ve bak bunlar için sabret. Hani bunları gayet iyi bir şekilde geçirmen için, hani mutlu olman için sınav notlarının iyi olması lazım ve bu yüzden çalışman lazım. Ve sınav notlarım da istediğim gibi geldi, hani ortalama şekilde birkaçı hariç. Bu sınavlar bitince rahatlayacağım, o belli. O yüzden de hani diyorum ki sık biraz daha dişini, biraz daha dişinizi sıkmaya çalışın. Ders çalışamıyorsanız da yapmanız gereken şey bence hani yavaş yavaş başlamak. Mesela sevdiğiniz ders ne? Atıyorum tarih mi? Tarihle başlayın ya da atıyorum matematik mi? Matematik çalışın o gün. Ondan sonraki gün matematik artı fizik çalışın. Ondan sonraki gün matematik artı kimya çalışın. Böyle belli bir düzene oturduktan sonra ya da her gün stabil olarak bazı şeyler yapın. Ya her gün mesela paragraf ve problem çözün. O gün hani başka hiçbir derse çalışmasanız bile paragraf ve problem çözmüş olacaksınız ve gene iyi bir şey. O yüzden de ayrıca de kendinizi çok fazla bunaltmayın ve çok fazla stres yapmayın. Bunu söyleyebilecek aslında en son kişilerden biriyim çünkü çok stresli bir insanım. Kendini çok fazla geren ve hani panik atak geçirecek gibi olan bir insanım. Aslında bunu söyleyebilecek hani en son kişiyim dediğim gibi. Ama düşününce de ne kadar stresin gereksiz olduğunu, ne kadar bunların küçük şeyler olduğunu. Yani mesela atıyorum bazılarınız da hani Instagram'dan birkaç kişi sormuştu işte ortalamam 83'te kaldı, teşekkür oluyorum. Ama şöyle bir şey var. 83 ile 85 arasında 2 puan var. Evet, 2 puan ÖSYM için belki önemli olabilir ama çok az bir fark var, biliyorsunuz bunu. 83'e ulaşan insan 85'e de ulaşır ama belki hocalarınız performanstan kırmıştır, bir şeyden kırmıştır. Oradan kaçırmışsınızdır. O yüzden hani kendinizi çok fazla üzmemeye bakın. Gerçekten söylüyorum. Kendinizi çok fazla bunaltmayın, üzmeyin ve hayatı sadece ders olarak da görmeyin. Dışarı çıkın, arkadaşlarınızla eğlenin, dizi izleyin, spor yapın, yoga yapın. Hani hayatın ders haricinde bazı kısımlarını da görün ki üniversiteye geçtiğinizde kendinize bulabilecek aktiviteleriniz olsun. Yani benim düşüncem o şekilde. Diğer sorumuz LGS'ye çok çalışmış mıydım ve hedefin Eyüp Sultan mıydı? Hedefim Eyüp Sultan değildi. Hedefim Eyüp Sultan 2 üzerindeki okuldu. Ya da en dipteki okuldu. Çünkü LGS'nin son zamanlarında artık hani diyordum ki ben en kötü okula gideceğim diyordum. Ama Eyüp Sultan geldi. Ben bu arada Eyüp Sultan'ın gelmesini hiç düşünmüyordum. LGS'den önceki hedefim Eyüp Sultan 2 üzerindeki okuldu. Sonra LGS'den çıktıktan sonra puanıma baktım ve herkesin söylediği şey Eyüp Sultan'ın 1 üzerindeki okul olduğuydu. Ve ben de çok emindim. Hani Eyüp Sultan'ın 1 üzerindeki okul kesin zaten. O kesin gelir. Belki 2 üzerindeki okulda gelebilir. Ama sonra şeyi açtık. Açıklandığı gün siteyi açtım ve bir baktım. Karşımda Eyüp Sultan dedim. Burası neresi? Şaka. Her zaman gittiğim bir yerde aslında ama hani bu kadar çok gitmiyordum. Ve istemediğim bir okuldu aslında. Çünkü yorumları çok iyi değildi ve diğer okullara mesela çok fazla kez bakmıştım. Yorumlarını okudum, videolarını izlemiştim ama Eyüp Sultan hani şöyle bir baktım. Sonra böyle yaptım. Yani zaten gitmeyeceğim. Yani niye yorumlara bakayım? Kapatmıştım. Şu anda Eyüp Sultan'da okuyorum. LGS'ye çok çalışmıştım. Evet, LGS'ye gereğinden çok daha fazla çalışmıştım. Sabah 5'te kalkıp çalışmalar, akşam hani ya benim bir ara hani karantinadan önce rutinim şu şekildeydi. 5'te kalk, okula kadar çalış. Daha sonrasında okulda da teneffüslerde soru çöz. Sonra eve gel 3.30'da. Annen hemen çantana bir tane tost atsın. Sonra 4.30'da kursta ol. Hemen tostu ye, derslere gir. 7.30'da çık. 7.30'dan sonra da branş denemeleri çöz. 10'da yat, 5'te kalk. Böyle sürekli bir döngünün içindeydi ve
bir ara sürekli kursa gidiyordum. Yani haftanın 7 günü kurstaydım. Pazartesi günü denemem vardı, ona gidiyordum. Salı günü kütüphane saatimiz vardı, ona gidiyordum. Çarşamba soru çözüm saatimiz vardı, ona gidiyordum. Perşembe yine kütüphaneye gidip sorularımı çözüyordum. Cuma günü genel soru çözüm vardı, ona gidiyordum. Cumartesi pazarda kursum vardı ve bir ara sürekli bu şekildeydi hayatım ve çok kötü bir hayattı gerçekten. LGS zamanında çünkü kendimi çok fazla bunaltmıştım. Keşke böyle yapmasaydım çünkü ağır hasarlar aldım ve onun etkisi mesela hala sürüyor benim. Yani 2 yıl geçmiş üzerinden düşünün, 2,5 yıl ya da. Ve hala LGS zamanlarını hatırlayıp kötü olduğum zamanlar oluyor. Kendinizi, yani eğer ki LGS'den izleyen takipçilerim varsa aşağıya neler hissettiğinizi yazabilirsiniz. Ama kendinizi gerçekten bunaltmayın ve hani kendinizi sıkmayın ya. Böyle söyleyince evet, benim de çevremde bunu söyleyen kişi vardı. Yani içinden diyordum yani nasıl olacak o, nasıl sıkmayacağız. Bir şey diyemem ama bunu kendi beyninizde bitirmeniz gerekiyor. Ve LGS'yi gözünüzde çok da fazla büyütmemek gerekiyor. Çünkü gerçekten hiç büyük bir şey değilmiş. Yani LGS'de, LGS girdikten ve çıktıktan sonra anlıyorsunuz. Yani dediğim gibi sorunun cevabı evet, çok çalıştım. Gerçekten çok çalıştım. Bu kadar düzene nasıl uyuyabiliyorsun? Seni izlerken ben yoruluyorum. Aslında belli bir düzene girdikten sonra evet, yani düzenli hayatım var, işte hafta sonları erken kalkıyorum, işte kalkar kalkmaz bir ajandamı düzenliyorum, mum yakıyorum, kitap okuyorum, spor yapıyorum, yoga yapıyorum, dışarı çıkıyorum, geziyorum, hani belli bir yeme düzenine uyuyorum falan filan. Bunlar insanlar izleyince hani ya nasıl yapabiliyorsun bunları, ya nasıl yetişebiliyorsun falan deyince iki cevabım var. Birincisi, alıştıktan sonra her şey çok kolay. İkincisi, plan yaparak alışabilirsin. Yani ben, yani size ajandamı göstereyim bir dakika. Ajandamın içi dop dolu, ya da şu haftayı göstereyim şu şekilde. Ajandamın içi dop dolu ve her güne bir plan var ve bunları planlamasam olmaz. Yani mesela şu haftam çok kötü geçmişti çünkü hiç plan yapamamıştım. Yani plan yaparak ulaşabilirsiniz bence. Çünkü plan yapmadan olmaz yani. Yapmak istediklerinizi yazmanız gerekiyor. Ben her akşam mesela her akşam yazıyorum. Sonra sabahları kontrol ediyorum. İşte gezmeye gideceksem onu yazıyorum. Gezmeye gitmeyeceksem işte kaçta kalkmam gerektiğini yazıyorum. Kalkar kalkmaz neler yapmam gerektiğini yazıyorum. Ama bunlar bana zor gelmiyor. Alıştıktan sonra zor gelmiyor. LGS zamanında ajanda kullanmaya başlamıştım. LGS'nin bana kazandırdığı tek şey bu olabilir. Ajanda kullanma alışkanlığı. Ve bir süre sonra bu alışkanlık haline geldi. Alıştıktan sonra gerçekten çok kolay bir şekilde ilerliyor. Ve bunlar bana asla zorluk ya da yorulma anlamında gelmiyor. Gayet hani isteyerek yaptığım şeyler, işte erken kalkmaktır, kahve içmektir, dizi izlemektir, film izlemektir, spor yapmaktır. Bunların hepsini isteyerek yapıyorum ve bunlar bana çok iyi geliyor. Ama okul zamanlarında mesela sadece okula gidip gelip sonra işte akşamında uyuduğum, sonra kalkıp böyle yarım gözlerle, baygın gözlerle bakıp sonra tekrar uyuduğum günler çok kötü günler oluyor. Ama eğer ki okuldan sonra böyle spor ya da yoga yaptıysam mesela o günüm artı 15 bin kat daha fazla, yani 15 bin kat daha fazla hani daha iyi devam ediyor. O yüzden de belli bir düzen içinde olmak çok güzel bence. Düzensizliği hiç sevmiyorum. Plan yapmadan hiçbir yere gitmem. Yani gerçekten bir şey yapacaksam mesela bir haftadır annemi darlıyorum. Hani işte haftaya neler yapacağımızı planlayalım diye. Ve annem diyor ki hani daha bir hafta var önümüzde, planlarız ondan önceki gün falan diyor. Ben diyorum olmaz yani, olmaz. Daha bir hafta önceden planlamamız, hani o planın diğer plana uyması size yorucu gözükebilir ama bana şu anda yorucu gelmediği için iyi geliyor, yani iyi hissettiriyor beni. Diğer sorumuz ise kimyaya nasıl çalıştın? Bu soruyu özel olarak cevaplamak istedim çünkü benim ilk kimya notum çok düşüktü ve ikincisini daha yüksekti ve kimya gerçekten anladığımı hissettim ikincisinde. Ve nasıl çalıştığımı da anlatmak istedim. Bunu da diğer ders çalışma günlerinde tekrardan konuşuruz ama burada tekrardan anlatmak istedim. Çünkü ikinci dönemde herkes kimyada iyi alsın istiyorum. Çünkü ben yani anladım, ilk defa kimyayı bu kadar iyi bir şekilde anladım. Benim hocamdan dinleyin. Benim hocamdan dinleyin. Benim tabii ki YouTube'dan dinlemekle hemen bir şeyler kapmazsınız ama benim hocamın şöyle çok iyi bir özelliği var. Benim hocam YouTube kanalı Gökhan Hoca'ydı galiba hocanın ismi. Gerçekten çok fazla soru örneği çözüyor ve mesela ben ACE Soru Bankası'nı kullanıyorum kimyada ilk başta konuları bitirdikten sonra ve ACE Soru Bankası'ndaki soru kalıplarıyla aynı ve adam size zaten 15 tane soru kalıbını verdiği için o soru kalıplarını kendi beyninize de türetebildiğiniz için bir test açtığınızda gayet kolaylıkla çözebiliyorsunuz. Mesela yani bazı derslerde, okulda mesela bazı dersi gördüğümde hoca sadece birkaç soru kalıbı gösteriyor bize ya da hiç göstermiyor ve geçiyor. Sonra ben eve geldiğimde tekrar ediyorum mesela, konuyu anlamış oluyorum ama hiç soru kalıbı bilmediğim için testi çözemiyorum ama Gökhan Hoca sayesinde, Gökhan da inşallah bu arada adamın ismi Gökhan'dır. Gökhan Hoca sayesinde bir sürü soru kalıbı gördüğüm için testleri gayet kolay bir şekilde çözebiliyorum. Yani gerçekten benim hocamı izlemenizi tavsiye ederim.
tavsiye etmem, şiddetle öneriyorum ve kesinlikle izleyin. İkinci dönemde düzenli bir şekilde hepimiz kimyaya çalışacağız ve benim hocamla çalışacağız. Instagram'dan bana böyle atarsınız benim hocamla çalıştığınızda. Benim hocam izleyin. Daha sonra Eylül Soru Bankası alabilirsiniz. Gayet iyi bir yayın ya da kafa denge. Eğer kimyanız çok kötüyse kafa dengeni de alabilirsiniz. Ve halledersiniz. Ben güveniyorum size. Gerçekten kimya zor bir ders bence. Mol özellikle bayağı zor bir ders ve halledebileceğiniz bence tek kanal benim hocam. Ve sondan bir önceki sorumuzda ajandanı nasıl tutuyorsun, bizimle de paylaşabilir misin? Instagram'da ara ara birkaç kısmını paylaşıyorum ama ayrı bir YouTube videosu da çekmek aslında çok istiyorum. Çünkü bu dönemki ajandam değildi aslında, yani 2020'deki ajandamda, bu ajandamda ya fark etmez. İkisini de çok seviyorum ve ikisine de çok fazla emek gösteriyorum. Ve bu ajandamda şu anda 2021'in sadece son 3 ayı olmuş olmasına rağmen şu şekilde bayağı dolu dolu bir ajanda oldu ve okuldaki arkadaşlarıma sürekli ajandamı gösteriyorum. Sürekli işte hani ajandama bahsediyorum, içini gösteriyorum, içini anlatıyorum falan böyle. Çok keyif alıyorum ajanda hakkında konuşmaktan. Ama bunun için ayrı bir video çekmek isterim. Eğer ki ajandalar hakkında ayrı bir video isterseniz onu da aşağıda yorum kısmına belirtebilirsiniz. Bilmiyorum. Ajanda tutmayı çok seviyorum ve ajandamın linkini de eğer ki unutmazsam aşağıya koyacağım. Unutursam da lütfen bana söyleyin. Son sorumuz ise ikinci dönem için planların neler? İkinci dönem için planlarım gerçekten bu sefer düzenli çalışmak istiyorum. Çünkü tam olarak düzenli çalışamıyorum. Özellikle kimyaya mesela. Kimyaya düzenli çalışasım asla gelmiyor. Çünkü okulda hiçbir şey anlamıyorum. Kimyadan hiçbir şey anlamıyorum. Anlamadığım için de çalışasım da gelmiyor. Çalışasım gelmeyince daha da çok anlamıyorum. Ve sınıfta böyle hocanın yüzüne bakık kalıyorum. Çünkü bilmiyorum hiçbir şey ve halletmek istiyorum. Yani düzenli çalışmak istiyorum. Kendimi çok bunaltmak istemiyorum. Kendimi sıkmak istemiyorum. Daha da fazla planlı olmak istiyorum diyeceğim. Şimdi döveceksiniz beni ama daha da fazla planlı olup derslerin hepsini düzgün bir düzene oturtmak istiyorum. Ve yeni şeylere de başlamak istiyorum. Bunlar da zaman zaman olacak şeyler. Ve siz zaten ders çalışma günlüklerinde hepsini görüyor olacaksınız. Hiç merak etmeyin. İkinci dönemde de yine beraber olacağız. Yine ders çalışma günlükleri çekiyor olacağım zaten. Ve bu şekilde bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Güzel bir soru cevaptı. Dediğim gibi soru cevapları Instagram'dan istiyorum. Ve şu altta da Instagram'ımı ve aşağıda Instagram'ımı bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Gayet güzel sorulardı. Sorduğunuz için çok teşekkür ederim. Umarım siz de videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Ve bu şekilde bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. O videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi, kanıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videom hakkında veya kanım hakkında herhangi bir düşünceniz, fikriniz, öneriniz varsa onu da aşağıda yorum kısmına belirtebilirsiniz. Ve ayrıca da eğer kanımı ve videolarımı arkadaşlarınızla paylaşırsanız da çok çok mutlu olurum ve sevinirim. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Sizi de seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bye bye!